Arkadaşlar bu mutasyonlar zaten Mart ayından beri takip ediyoruz ve şu ana kadar SARS-CoV-2 genomunda binlerce mutasyon var. Bu çok normal. Çünkü virüsler de diğer tüm canlılar gibi mutasyon geçirirler. İnsanlar da mutasyon geçiriyorlar ve mutasyonların çoğu etkisizdir. Hatta bazıları virüsün yok olmasına da sebep olabilir. Çok ender olsa da bazıları bir virüsün daha kolay yayılmasına veyahut da daha ciddi hastalığa sebep olmasına sebep olabilir ama onlar çok ender. Şimdi bu İngiltere'de aldığımız haber nedir? Onu açıklayayım size. İngiltere'de arkadaşlar Mart ayında bir tane konsorsiyum kuruldu. Bu kuruluşa 20 milyon sterling bütçe verildi ve bu 20 milyon sterling bütçe sayesinde bunlar COVID-19 genomlarını sekanslayarak tarama yapıyorlar. Yani ortaya çıkan mutasyonları takip edip yayılım artıyor mu, azalıyor mu değişiyor mu o şekilde anlamaya çalışıyorlar. Ve gördüler ki Kasım ayında başlayan ve Kasım ayından beri gitgide artaran bir artan bir mutasyon kümesi var. Küme diyoruz çünkü bu küme içerisinde e, toplam 17 artı 6 tane mutasyon var arkadaşlar. Ve bu 17 artı 6 mutasyondan 17'si önemli. Çünkü 17'si o genomdaki protein sekanslarını değiştirebilecek mutasyonlar. Bu neden önemli? Çünkü e, bu bir küme ve aynı zamanda da yeni bir etkisi olabilir. Bir bu gözlemi gördüler. İkinci gördükleri gözlemde arkadaşlar diğer bütün varyantlara baktıklarında bu bahsettiğimiz kümedeki artışı gördüler. Yani daha sıkça bu küme görülmeye başladı. Bunun henüz sebebinin mutasyonlar yüzünden mi olduğunu yoksa süper yayıcılar yüzünden mi daha kolay yayıldığını veyahut da tamamen insan davranışıyla ilgili bir konu mu onu henüz bilmiyoruz. Fakat tedbirleri bu yüzden alıyorlar. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu mutasyon Kasım ayında bulunduğu için bu mutasyon kümesi İngiltere'den çoktan çıkmış olma ihtimali var. Ayrıca İngiltere'de başlayıp başlamadığını da bilmiyoruz. Çünkü diğer ülkelerde bu tür taramalar yapılmıyor olabilir ve başka bir ülkede başlayıp İngiltere'ye de gelmiş olabilir. Henüz bunu anlamamız için erken. Müzik mutasyon kümesinin veyahut da diğer bahsettiğim 9000'e yakın mutasyon kombinasyonun aşıdan kaçacağına dair bir verisi yoktur. Bunun bir de olsa da ihtimal azdır. Sebebi şu, Aşılar çok yönlü bağışıklık sağlarlar. Yani doğal enfeksiyonlarda görülmeyen hem antikor hem de hücresel bağışıklığı sağlarlar. Ve bu sayede bir yere değil pek çok yerdeki mutasyonlar olsa bile aşıdan kaçış ihtimali az olmuş olur. Haberlerde duyuyor olabiliriz. Mesela bazı mutasyonlar antikordan kaçıyor şeklinde haberler var. Evet, bu haberler doğru. Bunun kökeni buradan geliyor. Orada aşıdan kaçışıyor demek değil. Orada tek bir tane test ettikleri bir antikor var ve o tek bir antikordan kaçabilen mutasyonlar var. Fakat aşılar bir değil, çok yönlü birden çok poliklonal antikorlar oluşturdukları için o çok yönlü antikordan ve hücre bağışıklığından kaçma ihtimali düşüktür. Diyelim ki o ihtimal bir gün oldu. İhtimal az da olsa diyelim aşıdan kaçan mutasyonlar gördük. O aşının tamamen etkisini kaybedeceği anlamına da gelmez. Yani aşılar %95 etkili ise atıyorum %70'e belki düşebilir. Bu yine pandemik kontrolünde önemlidir. Ha diyelim çok illa uçuk bir senaryo düşünmemiz gerekirse aşı tamamen etkisiz hale geldi. Elimizde bir sürü aşı var, hiçbiri etkili değil. O zaman yeni mutasyon grubuna göre e, elimizdeki teknolojilerle hızlıca yeni bir aşı geliştirme imkanı var. Bu çok düşük bir ihtimal fakat e, bu olacaktır. Bir de aşılar konusunda son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Her sene grip aşısında olduğu gibi bu aşılar yapılacak mı şeklinde çok sorular var. Şimdi grip virüsü ile Ile korona virüslerin biyolojisi farklı. Bizim tahminimiz her sene yeni bir aşıya ihtiyaç olmayacak COVID-19 için. Fakat RNA virüslerinde görülen antijenik sürüklenme sebebiyle, ki bu normaldir, antijenik sürüklenme sebebiyle belki önümüzde 2-3 senede bir takviye 3. doz yapılma ihtimali olabilir. Bütün ülkelerde hepimiz COVID-19'un etkisini görüyoruz. Kimimiz işlerimizi kaybetti, kimimizin sevdikleri hastalandı, kimimiz sevdiklerimizi kaybettik. Türkiye için de geçerli, benim yaşadığım eyalette de bu geçerli. Ve her yerde değişik önlemler alınıyor. Ve ben salgının başından beri takip ediyorum. Her hükümetin tabii ki de iyi yaptığı veya yeteri, yeteri kadar iyi yapmadığı şeyler var. Bu Amerika için de gerçek, Türkiye için de gerçek ama şimdilik bütün ülkeler elinden geldiği kadarıyla en iyi şeyi yapmaya çalışıyorlar ve buradan çok şeyler öğrendik. Şimdi Türkiye'de tabii önemli olan gündemdeki konu aşı konusu ve Sinovac aşısı konusu. Çin aşısı deniyor ama Çin aşısı demek doğru değil çünkü Çin'de birden çok aşı geliştiriliyor. O yüzden Sinovac şirketinin aşısı demek daha doğru olur. Anladığımız kadarıyla bakanlık Sinovac ile anlaşmış ve 50 milyon doz siparişi alınmış. Üçüncü faz deneyler devam ediyor. Üçüncü fazdaki ara verilerin açıklanmasını bekliyoruz. Henüz açıklanmadı ama belki bugün yarın açın açıklanacak şekilde haberler var ve dolayısıyla o verilere bakarak Türkiye'de TİTCK yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkiyi verecek veyahut da vermeyecek. Umarız e, Sinovac aşısı da güzel bir etkinlik gösterir. Bu arada %70 etkinlik bile yeterli olabilir. Yani illa bir %90 95 etkinlik görmezsek bile %70 etkinlik bile güzel bir etkinlik saat zaten zaten grip aşılarında da her sene etkinlik yüzde yirmi ila yüzde arasında değişiyor. Ümidimiz bir an önce bunların etkili olması ve etkili olana kadar aşı dağıtımı yapılana kadar hükümetlerin ve insanların birbirlerini korumaya devam etmesi.